Merhaba. En son konuşmacı olduğuma göre istediğim kadar konuşabilirim herhalde. Yorulmuşsunuzdur, ufak ufak kaçsak diyorsunuzdur. Baştan söyleyeyim, en güzel cümlemi en sonda söyleyeceğim. Ben bir beyin cerrahıyım. Burası benim iş yerim. Dünyanın en zor işlerinden birini yapıyorum. Sizce benim işimin en zor yanı nedir? Saatlerce bu mikroskobun altında çalışmak mı? Yoksa yaptığım en küçük bir yanlış hareketin bir insanın hayatına mal olması, ölümüne yol açması ya da sakatlığına yol açması mı? İşimin en zor yanı bu değil. Beyninde tümör olduğunu öğrenen ya da bir damar baloncuğunun patlamasıyla beyin kanaması geçirip hayatı altüst olan insanlarla karşılaşmak. İşimin en zor yanı hastanedeki odamda az önce çocuğunun beyinciğinde tümör olduğunu öğrenen bir anneyle göz göze gelmek, ona bu durumu anlatabilmek. Ben hastalarıma bir olgu olarak bakmam. Onları duygularıyla, düşünceleriyle, sevdikleriyle, işleriyle bir bütün olarak görürüm. Onları yakalandıkları hastalığın nasıl etkileyeceğini düşünürüm. Onlara nasıl yardım edebileceğimi. Bugün size anlardan ve tercihlerden söz edeceğim. Momentum bana önce bir momenti, yani bir anı hatırlatıyor. Sonra da hareketi. Hareketin en önemli özelliği yönü. Bir kamyon otoyolda dümdüz giderken sorun yoktur. Ama direksiyonu kırıp bariyerlere yönelirse sorun başladı demektir. Hareketin yönü seçimi işaret eder, tercihi işaret eder. İnsanlar anlarıyla ve tercihleriyle var olurlar. Bir an nedir? Bir dakika, 10 dakika. Eğer bir an 1 dakikaysa, uykuyu çıktıktan sonra yaşam boyu geçireceğiniz aşağı yukarı 25 milyon anınız olacaktır. 10 dakikaysa 2,5 milyon an. Ve bu tabii ki bir yeni doğan için geçerli. Yani pek fazla zamanımız var sayılmaz. O zaman anlarımız ve tercihlerimiz önem kazanıyor. Size anlardan örnek vereceğim. Tercihlerden, hastalarımdan, kendimden, insanlardan. 17 yaşında bir delikanlı. Bir sürü sorunu var. Hangimizin yok ki? Üstüne üstlük bir de aşık. Sevgilisiyle konuşmak istiyor. Takmış kafaya. O gün mutlaka konuşacak. Mesaj üstüne mesaj atıyor, cevap yok. Telefonla arıyor, cevap yok. Son bir kere daha arıyor, meşgule alıyor. Gidiyor, salonun penceresini açıp bırakıyor kendini boşluğa. Hayır, ölmüyor. Belden aşağısı felç kalıyor. Bütün sorunları aynen devam ederken kalan ömrünü bir tekerlekli sandalyede geçirecek. Hiçbir tercih yaşamın karşısında olmamalı. Kendi hayatımıza dair vereceğimiz kararlar da böyle. Çünkü bu dünyada tek bir kutsal şey var, o da canlıların yaşamı. Buna Afrika'da açlıktan ölen, Orta Doğu'da bombalardan ölen çocukların yaşamı da dahil. Buna Faroe Adaları'nda katledilen Yunusların, belediyelerin zehirlediği köpeklerin yaşamı da dahil. Buna Gezi'de AVM yapmak için, Validebağ'da cami, Soma'da termik santral yapmak için kesilen ağaçlarınki de. Bu arada hanımlar, beyler, eğer sevgilileriniz size şiddet, küfür içeren mesajlar atmıyorlarsa bir zahmet onları yanıtlayıverin. Benim böyle kendini boşluğa bırakan çok hastam oldu. Bir başka hasta, 29 yaşında bir kadın. İyi bir evliliği var, mutlu bir evliliği var, iyi bir işi var. Başı ağrıyor, bir MR çektiriyor. Büyük bir damar yumağı tespit ediliyor. Bana geldi, kendisinin hastalığıyla ilgili bilgi vermeye başladım. Doğduğundan beri beyninde olduğunu ve yaşamının sonuna kadar zararsız bir şekilde orada kalabileceğini söyledim. Lafı ağzımdan aldı. Ama yarın kanayabilir ve ölebilirim de dedi. Uzun zamandır hastalar hastalıklarını internetten çalışıp geliyorlar. Hatta beni de çalışıyorlar. Bana dair her şeyi biliyorlar. Siz bu ameliyatı iyi yapıyormuşsunuz dedi. Beni kurtarın. Ameliyatın risklerini anlattım.
ölüm ve sakatlık vardı, ameliyat olmak istiyorum dedi. 20 saat sürdü ameliyat. Ve ameliyattan iki bacağı ve bir kolu felçli olarak çıktı. Sonra bana hayatımda bir hastamdan aldığım en güzel hediyeyi verdi. Bu kartpostal. Üstünde eşinin ve kendisinin resmi var. Arkasında şunlar yazıyor. Ocak 2002 hastalığın teşhisi, Nisan 2002 operasyon, Ağustos 2002 kaç kavla 3200 metre. Bir tercih yapmıştı. Ne mutlu bana ki ona istediği hayatı verebilmiştim. Ama bundan sonraki öykü biraz acıklı. 30'lu yaşlarının ortalarında bir erkek hasta bir sara nöbeti geçiriyor. Acile götürüyorlar, film çekiliyor. Beyninin sağ tarafında kocaman bir tümör. Bana geldi, yüzünde acı bir gülümsemeyle, "Hocam yaşar mıyım?" dedi. Kötü huylu bir tümördü. "İkimiz de bunun için mücadele edeceğiz." dedim. 2 yıl içinde 3 defa ameliyat ettim. Bir gün telefonla beni aradı. "Hocam," dedi, "bu 2 yılı iyi yaşadım. Yapmak istediklerimi yaptım. Fantazilerim vardı, gerçekleştirdim. 2 yıla 40-50 yıllık hayatı sığdırdım. Bir hafta sonra da öldü." Peki böyle mi olması gerekiyor? Duvara tosladıktan sonra mı hayatımızın değerini anlamalıyız? Her sabah bir dikdörtgen prizmasından çıkıp başka bir dikdörtgen prizmasına biniyoruz ve işimizin olduğu bir diğer dikdörtgen prizmasına gidiyoruz. Yaşamlığımız bu şekilde geçip giderken hayal gücümüz, yaratıcılığımız soluyor. Hep nasıl daha çok para kazanırız, nasıl daha yükseğe çıkarız, nasıl daha güçlü oluruz diye uğraşıyoruz. Peki güçlü olmak bizi daha iyi, daha düzgün yapıyor mu? Çoğu zaman daha kötü yapıyor. Kendimize, etrafımızdakilere ve üzerinde yaşadığımız bu gezegene yabancılaşıyoruz. En son ne zaman bir dünya haritasına baktınız? Kaçınız kutuplara gitmeyi, okyanusların dibindeki çukurlara bir denizaltıyla inmeyi hayal etti? Peki sizler bunu hayal etmezseniz çocuklarınız nasıl Jüpiter'e, Uranüs'e gitmeyi hayal edecek? Bu topraklardan böyle çocuklar nasıl çıkacak? Size 2 denizciden örnek vereceğim. Ben de denizciyim. 2 büyük denizci kadından. İlkinin adı Jean Socrate. Emekli bir matematik öğretmeni, 70 yaşında bir kadın. 50'sinden sonra yelken yapmayı öğrenmişler eşiyle. Evlerini satıp bir yelkenli alıyorlar, dünyayı dolaşacaklar. Nereida, su perisi ismini veriyorlar. Ama kocası kansere yakalanıp ölüyor. Bu 70 yaşındaki kadın zor bir işe kalkışıyor. Tek başına en zor rotadan hiç durmadan dünyayı dolaşmak. Çok az kişi başarmış bunu. Yola çıkıyor, yolculuğu tamamlıyor ama yolda durmak zorunda kalıyor. Amacına ulaşamıyor. Bir daha yola çıkıyor, 60 mil kala bitirmesine, şu kadarcık kala tekrar durmak zorunda kalıyor. Bir daha yola çıkıyor, dünyayı hiç durmadan tek başına dolaşan en yaşlı insan oluyor. Ve çok az sayıda insandan biri. Başka bir büyük denizci, Ellen MacArthur. Ama kendi küçük, 1.52 boyunda. Dünyanın en zor spor müsabakalarından biri kabul edilen Van de Globe yarışına katılıyor. 18 metrelik bir yelkenli de Güney Okyanusu'nun 10-15 metreye varan dalgalarıyla boğuşuyor. 94 gün. Ve bu yarışı ikinci olarak bitiriyor. 3 yıl sonra bir trimaranla dünyayı yelkenle en hızlı dolaşan insan oluyor. Şimdi bu 2 kadın da kansere karşı kurdukları vakıflarda denizciliklerin yanında mücadelelerine devam ediyorlar ve ülkelerinin çocuklarına ilham oluyorlar. 1 yıl önceye dönüyorum. Bir hastam beyin kanaması geçiriyor. 2 saat sonra ameliyathanede. Bu video onun ameliyatından bir bölüm. Birazdan başıma bir beyin cerrahisinin başına gelebilecek en berbat şey gelecek. Erken rüptür diyoruz buna. Daha hiçbir şeye hakim değilken, hastanın anatomisine hakim değilken anevrizma patlıyor. Bir hortumdan fışkıran su gibi büyük bir basınçla beynine gitmesi gereken kan dışarıya akıyor. Bu kanamayı birkaç dakika içinde durduramazsam hastayı kaybedeceğim. Saniyeler ilerliyor, benim de koroner damarlarım büzüşmeye başlıyor. Ama benim işim bu.
Geçtiğimiz 25 yılda yüzlerce yaptım bu ameliyatlardan. Bu kanamayı nasıl durduracağımı biliyorum. Bu anevrizmayı klipledim. Hastayı kurtardım. Ben işini çok seven bir beyin cerrahıyım. İşini çok iyi yapan bir beyin cerrahıyım. Çocukluk hayallerimin mesleğini yapıyorum. Bir sürü asistan yetiştirdim. Öğrenciler yetiştirdim. Kitaplarım var. Ulusal, uluslararası düzeyde tanınıyorum. Ama hayatımı tek bir alana sığdırmak, yalnız beyin cerrahisinin içinde kalmak bana yetmemeye başladı. Bu ameliyattan sonra çıktım, Taksim'e gittim. Haziran günleriydi. Gezi direnişleri içinde olan herkese farklı ve yeni bir şey ilham etmiştir. Bana da birçok şeyin yanında adı dünya olan bir gezegende yaşadığımızı düşündürdü. 2 ay sonra buradaydım. Doğu Grönland, Angmasalik bölgesi, Kuluşuk isimli bir Eskimo köyü. Hedefim buradan yola çıkıp kanoyla Kuzey Kutup Dairesi'ni geçmekti. Hayatımda hiç kanoya binmemiştim. Hiç kürek çekmemiştim. Tanımadığım insanlarla beraber Grönland Denizi'ne açıldık. 100 kilometre ötedeki Kuzey Kutup Dairesi'ne doğru kürek çekmeye başladık. Çadırda kaldım Grönland toprağının üstünde. 30 yıldır falan çadırda kalmamıştım. Kutup ayısını kollayarak açıkta tuvalete gittim. 8 gün boyunca yıkanmadım. Yani modern kent yaşamına alışkın bir 50 yaşında bir tıp profesörü için pek de olağan olmayan günler geçirdim. Ama sonunda Kuzey Kutup Dairesi'ni kanoyla geçebildim. 3 ay sonra da buradaydım. Antarktika'da. Ushuaia'da. O zaman başka yerlere de gideyim alkış alacaksın. Ushuaia'dan yani dünyanın en güneyindeki şehirden bu yelkenliğe bindik ve Drake pasajına alıştık, açıldık. 8 kişiyle beraber, hiç tanımadığım insanlarla. Drake pasajı dünyanın en zorlu denizlerinden biri, Güney Amerika ile Antarktika arasında. Yılın 300 günü fırtınalı. Drake pasajını geçtiğiniz zaman bu olağanüstü yere geliyorsunuz, Antarktika'ya. Farklı bir gezegene gelmiş gibi oluyorsunuz. Antarktika'nın en güzel yanı hiç kimseye ait olmaması. Hiçbir devlete, hiçbir çok uluslu şirkete ait toprağı yok. Kimse doğal kaynaklarını yağmalamaya çalışmıyor. Antarktika yalnızca orada yaşayan canlılara ait. Bir ay kaldım Antarktika'da. Dönerken penguenlerle vedalaştım. Penguenlerle vedalaşırken sordum tabii. Çocuklar dedim, neydi o gezi günlerinde bütün kanallarda sizin belgeselleriniz gösteriliyordu? Penguenlerin cevabını aynen size aktarıyorum. Abi dediler, biz Antarktika'da yaşayan canlılarız. Taksim'e yapılacak alışveriş merkeziyle hiç işimiz olmaz. Gizli kamerayla çekmişler, fikrimizi sormadan orada burada gösteriyorlar. Ne çocukların yumurtadan çıkması kaldı, ne cinsel hayatlarımız kaldı. Gördüğün gibi biz anadan doğma siyah beyaz yaratıklarız. Biz de İstanbul'da olsak çarşı grubuyla beraber geziye çıkardık dediler. Hoş bir manzara olurdu doğrusu. Gümüş suyunda büyük bir penguen sürüsüyle beraber sloganlar atarak geziye tırmanmak. Dönüş yolunda, Antarktika'dan dönüş yolunda başıma hayatımdaki en güzel şeylerden biri geldi. Önce fıskiyelerini gördük. Büyük bir kambur balina sürüsüydü. Yelkenleri indirdik, bekledik. Birer ikişer yanımıza geldiler. Birazdan bütün teknenin etrafını 20-25 tane kambur balina kapladı. Korkutucu gibi geliyor. Ama sanki kum havuzundaki çocuklar gibiydiler. Bizle oynamaya başladılar. Okyanusun ortasında teknenin bir yanından girip öbür yanından çıktılar. Kuyruk gösterdiler, tatlılar attılar, fıskiyelerini yüzümüze fışkırttılar. Bir evcil hayvan bile eve gelen yabancıyı yadırgar. Bu balinalar okyanusun ortasında bize canlıların kardeşliği dersini verdiler.
Sonra ameliyathaneme geri döndüm. Eskisinden daha büyük bir şevkle yapıyorum ameliyatlarımı, hastalarıma bakıyorum. Ama ben aynı ben değilim. Antarktika'nın, Grönland'ın sularında dolaşmış biri aynı insan olmuyor. İşimi yaparken ne zaman Güney Kutbu'na yürüyerek gideceğim, ne zaman Tonga'da balinalarla yüzeceğim diye düşünüyorum. Bu işler tehlikeli değil mi diyeceksiniz? Tehlikeli. Ama inanın bana kent yaşamı daha az tehlikeli değil. Hele Türkiye'de yaşıyorsanız Antarktika kesinlikle daha güvenli. Bir tane hayatınız var. Tek bir tane. Sonrasını bilmiyoruz. Ama bu hayata doğduk ve bu hayatı yaşayacağız. Hayatınızı değiştirin. Hemen yarın hayatınızı değiştirmeye başlayın. Hayal kurun. Büyük ve imkansız şeyler hayal edin. En zor olanı hayal edin. Everest'e tırmanmayı düşünün. Planlayın. Belki günün birinde Ağrı Dağı'na çıkarsınız. Az şey mi? Bir yelkenli ile Akdeniz'de dolaşmayı, okyanuslara açılmayı hayal edin. Belki bir balıkçı motoru edinirsiniz, İstanbul'u denizden yaşamaya başlarsınız. Az şey mi? Yarın hayatınıza dokunun. Oturduğunuz seyirci koltuğundan çıkın, sahneye gelin. Kendi hayatınızın izleyicisi değil, oyuncusu olun. Hayatınızın senaristi, yönetmeni olun. Dokunun hayatınıza. Bir kişi değişirse herkes değişir. İnsanlar anlarıyla ve tercihleriyle var olurlar. Tercihlerinizi hayallerinizden yana kullanın. Unutmayın, Lapon denizcileri hatırlayın her zaman. Lapon denizciler kırmızı gözlü geyiklerinin ardından açıldıkları Kuzey Buz Denizi'nden geri dönmemişlerdi. Bir an bile geri dönmeyi düşünmemişlerdi.